Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Bayağı inek tabir edilen derecede çok çalışkan. İşte sürekli takdirnameler falan getiren ondan sonra. Ve yaşadığım toplumdan da kopuk bir çocuktum. Sonrasında en azından içsel olarak değişti. Hani kendimi büyüklere beğendirmeye çalışmaktan vazgeçtim diyebilirim. İnsanların çoğu aslında anne babalarına veya abilerine, ablalarına, teyzelerine, amcalarına benzemeye çalışıyorlar. Öyle rahat ediyorlar. Zaten hani o isyan duygusu belirip kayboluyor dediğim şey bazı insanlarda. Kaybolmasının sebebi o. Çünkü uyum sağlamak çok daha kolay. Başkaları, büyüklerin gibi olmak. Onlar ne yaptıysa onu bir daha çoğaltmak, tekrar etmek. O çok daha kolay bir şey insanın hayatında. Yeni bir şey yapmak veya farklı bir şey yapmak veya riskli bir şey yapmak zor olan. Orta sınıftan bir ailenin hani çocuğu olarak önümde daha hazır bir önüme çizilmiş bir hayat vardı diyelim. Onu kabul etmeyi reddedip başka bir hayat seçtim kendime. Başka türlü bir insan oldum. Atıyorum işte sinema okulunu kazandığımda babam mesela çok itiraz etmişti. Şimdi bu yaşıma gelince anlıyorum onun hani itirazlarını. Haklı çıktığı zamanlar da oldu. Hani aç kalacaksın filan dedi. Aç kaldığım günlerde oldu gerçekten. Hani ya da hani sadece evde sadece pilav piştiği günler olmadı değil. Ama bir şekilde yavaş yavaş aşıyorsunuz işte bütün zorlukları da. Hem maddi anlamda hem ruhsal anlamda. Ya hayatta aslında doğru diye yanlış diye bir şey yok. Bulunduğunuz zamana göre, edindiğiniz tecrübelere göre yaşadığınız bir süreç var. Birçok insan hani ah keşke şunu yapsaydım, ah şu olmasaydı, onlara da yer yok aslında. Çünkü bu ben hani kader fikrine inanan birisi değilim ama hayatınızda her şey biraz siz öyle olduğunuz için öyle oluyor. Seçimleriniz bile hani eliniz, ufkunuza göre insan her şeyi seçemiyor. Ufku neyse, bakış açısı neyse ancak o alanda bir şey seçebiliyor. Dolayısıyla hani böyle geçmişe bakıp da ah şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım diyecek bir durum yok maalesef. Hani bazen diyorum ki keşke hani daha çok para kazansaydım hayatta ama sonra düşündüğünde o keşkeye yer yok. Çünkü seni de yapan bu. Belki de daha çok para kazansaydım şimdiki adam olmayacaktım. Başka bir adam olacaktım yani. Ben biraz böyle oluruna bıraktım hayatımı. Birçok insan sanatçı olsun, bilim adamı olsun, iş adamı olsun hayatlarında planlar yapıyorlar. Mesela 10 sene sonrasını düşünen insanlar var. Kendilerine bir kariyer planı tırnak içinde çiziyorlar. Ben hiç öyle olmadı hayatımın hiçbir döneminde. Yani %90 o sırada içimden ne geliyorsa veya bazen o sırada neye mecbursam onları yaptım yani hayatta. Bazen her şey çok üst üste geliyor ve herhalde herkesin hayatında atıyorum benim hayatımda 2 kere falan oldu diyebilirim. Herhalde dip burası yani. Bir yere varıyorsun ve bundan daha kötü olamaz diye düşünüyorsun. Belki her şeyin bittiğini artık düşünüyorsun. Ayşe Şasa vardı, senaryo yazarı. O derdi mesela. Kendi hayatında da büyük değişimlerden, zorluklardan geçmiş bir insan. O derdi ki herkesin hayatı bir noktada gelir durur bir yerde. Sonra tekrar sıfırdan başlar. O bana da galiba 2 kere falan oldu. Büyük olasılıkla herkesin hayatında oluyordur. Ama o hani o yolculuğu veya arayışı bırakmak demek değil. Hayatın seni getirdiği bir yer oluyor yani. Orada bir an bir duruyorsun. En dibe vuruyorsun. Sonra tekrar çıkıyorsun yukarıya doğru.
Boş vermek başka türlü bir şey. Boş vermek gerçekten vazgeçmek demek hayattan. Ben bir yandan çok çalıştım. Yani içimden gelen şeyleri kağıda dökebilmek için veya film yapabilmek için. Zaten başka türlü film yapmanıza imkan yok. Çok ısrar etmeniz lazım hayatta. Çünkü hemen hemen hayat her şeyiyle sizin film yapmamanız için aslında çalışıyor. Size bir filmi yaptırmamak için. Kimsenin aslında aman Ümit bir film yapsın da seyrederim falan dediği yok. Çok ticari durumlar haricinde. Bazen hani piyasada bir ticari ihtiyaç doğmuş olabilir ama hani kendi yapmak istediğim filmler açısından söylüyorum. Hani aman Ümit Ünal bir film çeksin de feyz alalım diyen bir seyirci yok. O filmi yapabilmek için çok uğraşmanız lazım yani. Hem yazabilmek için hem çekebilmek için. Zor bir iş yani. Ama galiba çok seviyoruz ki yapıyoruz. Yani film yapmanın bence en güzel sonucu insanın kendisini anlatabildiğini görmesi. Aslında ticari film, sanat filmi tırnak içinde diye bir şey yok. Yıllar önce işte Ertem İlmez'le çalışmıştım. Onun meşhur lafıdır. Çok severdim o lafı. Sanat filmi ne ki? Bir film iyi olursa sanattır zaten derdi. Gerçekten de hani o dengeyi yakalamak çok zor. Hem geniş kitlelere hitap edecek hem de gerçekten özgün, derin bir şey söyleyecek. Onu da ilginç bir üslupla yapacak bir film yapmak zor. Türkiye'de tabii bunu yapmak çok daha zor. Çünkü Türkiye'de geniş kitleler çok eğitimsiz ve sinema izleme sayıları çok düşük. Dolayısıyla hani Türkiye'de o ikisini buluşturmak iyice zor ama bence imkansız değil. Bir şekilde bunu yapan birileri de çıkacak önümüzdeki yıllarda. İnternette bir konuşma seyretmiştim. Nörolog bir Hintli bir nörolog adamın yaratıcılığın doğasını açıklıyor. Beyin aslında bir tenis topu gibiymiş ceninde gelişirken. Beynimiz daha doğrusu kıvrımları yok, bir bütün halinde ve biz geliştikçe yavaş yavaş bütün o kıvrımlar, loblar oluşuyor. Fakat bütün hani o konuşma merkeziyle duyma merkezi, işte atıyorum ne bileyim dokunma merkezi, onların arası, işte onlar beynin değişik yerlerinde. Beyin o loblarına ayrılırken bazen onların arasında incecik hani nöron ölçeğinde bağlantılar kalıyormuş, sinirsel bağlantılar kalıyormuş. Ve yaratıcı insanların tümünün, çoğunun beyinlerinde o bağlantılardan bulunmuş. Demek ki aslında yaratıcılık dediğimiz şey bir manada kısa devre insanın beyninde. Başka insanların kurmadığı bağlantıları ya da hani daha az yaratıcı olan insanların kuramadığı bağlantıları, yaratıcı diyebileceğimiz insanlar tak diye başka bir şekilde kuruyorlar. Ve genelde hani bununla bunu bir araya getirsem, o güne kadar hiç düşünülmemiş bir şey, atıyorum yani. Elektrik motorunu şuraya takarsam bilmem ne olur. Onu akıl edebilen insanlar yaratıcı oluyor. O da işte tamamen hani beyindeki şey yüzündenmiş. Kısa devreler yüzündenmiş. Bu bana çok ilginç gelmişti. Bir yandan hani çok mistik bir şey de atfediliyor yaratıcılığa. Atıyorum bir yazar kendisini yazmaya mecbur hissediyor. Hani hep duyduğumuz şeydir işte Sait Faik meşhur lafı, yazmasaydım ölecektim diyor. Onu yazmaya zorlayan şey nedir işte? Beyninde küçük bağlantılar var, fazladan bağlantılar ve başka insanların görmediği, başka insanların bir araya getiremediği gerçekleri, düşünceleri, fikirleri bir araya getiriyor. Ve onların bir araya gelişinden mükemmel bir, nasıl diyeyim, elektrik çıkıyor. O da insanı rahatsız ediyor, onu bir şekilde başkalarıyla paylaşmak istiyorsun yani. Bence yaratıcılık öyle bir şey. Türkiye'de yaratıcı gruplar gerçekten dünya kalitesinde ve vizyon sahibi işler yapabiliyorlar.
Ama ticari kısmı, tanıtım, pazarlama, yapım ve özellikle hani dağıtım kısmı, sinema salonları hala Yeşilçam kafasında gidiyor. Asıl o ticari kısım en az yaratıcı insanlar kadar vizyon sahibi olduğunda bence gerçekten büyük değişimler yaşayabilecek Türkiye.